Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde bir trafik lambası yapacağız mikrobit ile. Bunun için gereken malzemeler 6 adet timsah kablo, 1 adet mikrobit, 3 tane led, 1 parça Lego. Lego için tabii bu trafik lambası için tasarım size ait. Ben elimde bulunan legolarla şu şekilde bir tasarım yaptım ve üst tarafı için bakın ortada delikleri bulunan Lego parçaları yerleştirdim ve trafik lambamı şu şekilde hazırladım. Şimdi bu legoların içerisine ledlerimizi yerleştireceğiz öncelikle. Bunun için sırasıyla ledleri şöyle takalım. LED'imizi taktıktan sonra arka tarafta LED'lerin bacaklarını biraz açalım. Böylece sabit durmaları hem de temas etmemesi artı ve eksi bacaklarının önemli. Şöyle taktık. Bunu yaparken uzun bacağın bir tarafa, kısa bacağın bir tarafa gelmesine de dikkat edelim. Şu şekilde. Biliyorsunuz LED'in uzun bacağı artı, kısa bacağı ise eksi olarak bağlanacak. O nedenle ben mesela bu tarafa artı uçları getirdim. Şimdi mikrobit ile nasıl bağlayacağız onu görelim. Şimdi öncelikle birinci ledimiz olan kırmızı ledin uzun bacağını bağlayalım. Timsah kablomuzla birleştirdik. Ve bu uzun bacağını buradaki mikrobitin üzerinde bulunan pinlere sırasıyla bağlayacağım. Şimdi kırmızı ledin uzun bacağını yani artı kısmını mikrobitte bulunan 0 pinine bağladım. Bir diğer kablo ile bütün bu artı bacakları sırasıyla şimdi sarı ledimdeki uzun bacağı mikrobitin üzerinde bulunan birinci pine bağlıyorum. Yine yeşil ledin uzun bacağını en altta bulunan yeşil ledin uzun bacağını mikrobitin İkinci pinine bağlıyorum. Bu şekilde ledlerin artı bacaklarından sırasıyla kabloları aldık. Artı bacaklarını kırmızıyı sıfıra, yeşili sarı ledimizi 1'e, yeşil ledimizi de ikinci pine bağlamış olduk. Şimdi eksi bacaklarını ise hepsinin GND pinine bağlamak durumundayız. Bunun için eksi bacaklarına kablolarımızı takıyoruz. Ve hepsini aynı yere bağlayacağız. Bakın GND kısmına bağlayacağız. Kırmızı ledimden, ledimin eksi bacağından gelen kabloyu mikrobitin GND kısmına bağladım. Aynı işlemi diğer ledler için de yapacağım. Şimdi sarı ledin eksi bacağını bağladım kablomu. Ve onu da yine GND kısmına bu şekilde bağladım. Son ledim ise yeşil led. Onun da eksi bacağını aldım. Bu defa siyah kabloyu yeşil ledin eksi bacağına yani kısa olan bacağına bağladım. Onu da yine GND çıkışına
Ağlıyorum. Şu şekilde bağlantımı gerçekleştirmiş oldum. Evet, trafik lambamın bağlantısı hazır. Burada dikkat etmeniz gereken husus birbirlerine temas etmemeleri gerekiyor. Bağlantı yaptığınız kabloların ucu birbirinden ayrı durması gerekiyor. Şu şekilde trafik lambamız şu anda hazır. Şimdi kodlara geçelim. Kodlara geçmeden önce yine mikrobitimin bilgisayarla olan bağlantısını kurmak için kablomu mikrobitine takıyorum ve kablonun diğer ucunu, şu ucunu da bilgisayarın USB girişine bağlayacağım birazdan kodları yazdıktan sonra. Eğer evinizde Legonuz yoksa bunu kartona, bir karton kullanarak da kendinize özgün bir trafik lambası tasarlayabilirsiniz. Evet, şimdi kodlara geçelim. Trafik lambamızın kodlarını yazmak için makecode.mikrobit sitesini açıyoruz. Açılan pencerede yeni proje başlat diyoruz ve buraya projemizin ismini yazıyoruz. Trafik lambası diyelim. Ve oluştur diyoruz. Açılan sayfada bulunan bu program başlatıldığında bloğunu alıp siliyoruz. Her zaman yani sürekli tekrarlaması için her zaman bloğunu koyduk buraya. Şimdi şöyle biraz blokları büyüttüm. Şimdi bizim kırmızı LED'imiz sıfır pinine bağlı olduğu için pin kısmından gelişmişe tıklayalım ve pinler bölümünü açalım. Pinler bölümünde bakın dijital yaz pin P0 değerini sıfır yap. Bloğunu alıp buraya yerleştirdim. Şimdi ilk olarak benim sıfır pinine bağlamış olduğum kırmızı ledim yansın istediğim için bunu P0 pinini 1 değerine getiriyorum. Böylece bakın burası aktif hale geldi. Buradan ledim yanacak. Daha sonra bu led kaç saniye yansın istiyorsan temel kısmından duraklat bloğunu almam gerekiyor. Örneğin bu 5 saniye boyunca yansın kırmızı ledin. Daha sonra P1 pinine bağladığımız sarı ledimiz yansın. Eş zamanlı olarak hani kırmızıdan sarıya geçecek. Bunun için yine pinler kısmından aynı blokları alıyoruz. Bu defa bunu P1 yapıyoruz. Ve bunun da yanması için 1'e getiriyoruz değerini. Bakın şimdi bu da yanacak. Şöyle oynat kısmından. 5 saniye boyunca bu yandıktan sonra ikinci pinim olan P1 pinimdeki sarı ledim yanacak. O da daha kısa yansın birincisinden. Yine onun için de temel kısmından duraklat de onu getirdik. Ve bu da 2 saniye boyunca yansın. Şimdi bunlar yandıktan sonra kırmızı yandı, sarı yandı. Şimdi yeşil yanacak. Yeşil yandığı anda bunların sönmesi gerekiyor. O nedenle bunun kopyasını çıkartabiliriz bunların. Şöyle. Kırmızı pinin P0'da takılı olduğu için
Onun sönmesi gerekiyor. Sıfıra aldım değerini. Yine sarı ledim P1 kısmına takılmıştım. Sarı ledi. Onun da sönmesi gerekiyor. Hangi led yanacak? P2 kısmına taktığımız yeşil ledimizin yanması için bu defa bu bloktan bir tane daha alıyoruz ve P2 pinini değerini 1'e getiriyoruz. Şimdi yeşil lambamız yanacak. Kaç saniye boyunca yansın? O da yine kırmızı lambanın yandığı kadar yansın. Onun için duraklat kısmını kopyaladım. Bakın 5 saniye boyunca da yeşil ledim yansın. Şimdi ekranda simülasyonda bakın görüyorsunuz. Önce bu ikisi yandı. Daha sonra yeşile geçti. Şimdi yeşili söndürmediğimiz için tekrar kırmızıya geliyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yeşil ledin sönmesi için pinler bölümünden P2 pinini önce kapatmamız gerekiyor. P2'yi kapatacağız. Yani sıfır yap zaten bu sıfırdan. Yeşil söndükten sonra sarıya geçsin. Çünkü biliyorsunuz trafik lambalarında yeşil söner, sarı yanar kısa bir süre sonra. Hemen ardından kırmızının yanması gerekiyor. Bunun için yeşil söndü. Hemen ardından pinler kısmından sarı ledimiz hangi pinde bağlıydı? P1'de bağlıydı. Sarı ledimizin yanması gerekiyor. Yine onun yaklaşık 2 saniye yansa yeter. Duraklat kısmından buradan da alabiliriz. Kopyasını çıkarabiliriz. 2 saniye yansın. Daha sonra P1 pinine bağlamış olduğumuz sarı ledimiz sönsün ve tekrar kırmızıya geçsin. Yine buradan kopyasını çıkaralım. Sarı ledimiz bu defa sönsün. Ve tekrar kırmızı led yansın. Bakalım şimdi simülasyonda. Önce kırmızı yandı. Sarı da eş zamanlı yandı. Yeşile geçti. Şimdi yeşilin sönüp sarıya geçmesi gerekiyor. Evet. Ve sonra kırmızı. Aynı şey tekrar edecek. Evet. Şöyle bir bakalım. Biraz daha küçülteyim ekranda. Bu şekilde kodlarımızı hazır ettik. Şimdi kodlarımızı Mikrobit kartımıza aktaralım bakalım. Evet, bunun için kablomuzu bağlıyoruz. Ben daha öncesinde aktarmıştım. Onu da nasıl yapıyorduk? Buradan indir diyorduk. Şimdi tekrar indirelim. Evet, gördüğünüz gibi ekranda ledlerimiz yanıp sönüyor sırasıyla. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.